Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye Hastanesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Açılın Ben Doktorum adlı farklı bir konseptle karşınızdayız. Bu konseptimizin içerisinde hastanemiz doktorlarının kimi zaman duygusal, kimi zaman komik hikayeleriyle karşınızda olacağız. Farklı hikayelerini dinleyeceğiz, farklı yönlerini göreceğiz doktorlarımızın. Bu arada adettendir, kanalımıza abone olmayı ve bizleri beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. Hocam, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi YouTube'da yeni bir program formatımız var bizim. Açılın Ben Doktorum, Türkiye Hastanesi YouTube kanalında yayınlanacak. Evet. Bu programın hikayesi şöyle, biz arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde istedik ki sizin cerrahlarımızın, doktorlarımızın hekimliği dışında insani yönlerini de öne çıkartmak istedik. Çünkü biz biliyoruz ki siz aynı zamanda doktorlarınızın dışında bir aile babasısınız. Evet, sonuçta tabii. Belli farklı sorumluluklarınız da var. Biraz bunları konuşalım istedik sizle birlikte. Bana öncelikle biraz kendinizi anlatabilir misiniz Atilla Hocam? Evet, öncelikle böyle bir program hazırladığınız için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Gerçekten ederiz. Çok güzel bir program. Sağ olun hocam. Ben Erzurum'un çok küçücük bir ilçesi olan Şenkaya'da doğdum ve bütün çocukluğum orada geçti. Bu ilçemden biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Şöyle, 2000 metre rakımlı, iklim ve tabiat şartlarının çok zor olduğu, yaklaşık 9 ayın kış olarak geçtiği ve göç yapan bir küçücük bir ilçe. Ama çok şirin bir ilçedir. Şöyle söyleyeyim, 1929 yılında ismini almam gerekiyor, Hüseyin Köycü tarafından literatüre de geçen Sarı Karton Kalkınma Projesi olan, daha sonra bu projenin literatür olarak gösterilen 1950'li yıllarda ambleminin kurşun kalem, partinin de küçük parti olduğu partisi olan ve gazete çıkaran bir ilçe. Çok önemli değil mi? 1950'li yıllarda. Evet. Dolayısıyla mahrum bir bölge olması nedeniyle bütün herkesin geçim kaynağının okumakla olduğu bir yer. Dolayısıyla biz de çocukluğumuzu orada, ilk ve ortaokul tahsilimi orada yaptıktan sonra kısa yoldan ekmek parası kazanmak için öğretmen lisesi sınavına girdim. Öğretmen lisesini kazandıktan sonra oradaki okuldaki lise öğretmenlerimiz dediler ki tabii yani öğretmen olmak iyi bir şey. O Şenkaya'daki küçücük ilçedeki lisede okuyacağım ama hem öğretmen okulunu bitiririm, aynı zamanda 4 yıllık lise olduğu için lise diploması da alacağımdan dolayı öğretmen olmak için Çorum Öğretmen Lisesi'nin sınavını kazandım. O ortaokuldan sonraki hayatımda Çorum'da 4 yıl okudum. Öğretmen lisesini bitirdim. Ve Çorum'da Çorum halkına öğretmenim, halen görüştüğümde öğretmenlerimiz var. Ne güzel. Öğretmenlerimize, bütün arkadaşlarımıza şu anda Çorum Öğretmen Okulu mezunları olarak bir grubumuz var, halen daha görüşebiliyoruz. Bana çok şey kattı. Yatılı okul olması gerçekten insanın hayat akışını değiştiren, onu olgunlaştıran bir yer. Herkese çok teşekkür ediyorum orada emeği geçenlere. Velhasıl öğretmen lisesi sınavının okulunu bitirdikten sonra üniversite sınavına girmek için öncelikle o yıllarda tercih yapıyorsunuz. Yani puanlar geldikten sonra tercih yapmıyorsunuz. Babamın çok ısrarı üzerine tıp fakültesini birinci tercih olarak yaptım. Ama ben aslında mühendis olmak istiyordum. Evet, onu da soracaktım aslında. Evet, mühendis olmak istiyordum ama babamı kıramadım tabii ki. Birinci tercih olarak tıp fakültesi tercihini yaptım. Ve sonuçlar 2-3 ay sonra açıklanıyordu o zamanlar. O süre içinde öğretmenliğe de başladım ben. 2-3 aylık yaz tatilinde bir sınıfta aktif bir öğretmenlik yapmadım ama başlamak zorundayız çünkü tayin yapıldı. Evet. O sürenin sonucunda şey geldi, sınav sonuçları gelince tıp fakültesini kazandığımı öğrendim. Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Tıp Fakültesini kazandığımı öğrendim. Üzülmedim, babamın hem istediği oldu, hem de çok güzel bir meslek sahibi olmanın ötesinde insanlara hizmet etme açısından tıp fakültesini 1983 senesinde bitirdim. Sonra 2 sene mecbur hizmet yaptım Beşiktaş Belediyesi'nde. Bunun için bir anım var, onu anlatmak evet, istiyorum. Evet, lütfen, çok sevinirim. Tabii o yıllarda böyle bilgisayardan çekimler, kura çekimleri yapılmıyor. Ankara'da topladılar bizi, yaklaşık bir 1000 kişiye yakın bir doktor tayin olacak mecbur hizmete. Tabii o yıllarda mahrum bölgelerimiz çok fazla. Şimdiki gibi Türkiye'nin mahrum bölgelerinin olmadığı bir bölge değil, ülke değil. İçinden tabii şey yapmışım yani böyle orta halli bir sosyal imkanlar olan bir
yerde doktorluk yapayım 2 sene. Hı hı. Orada işte kendimizi geçindirecek kazarda para kazanırız vesaire gibi. Böyle hazırlamıştım. Hı hı. Tabii salonda toplanmışız. Oradaki kurayı çeken görevliler, hı hı, ismimi bir torbadan isim çıkıyor. Bir torbadan gidip sen kendin kura yerini çekiyorsun. İsmimi söyledi. Atilla Parmaksoğlu. Bacaklarımız tabii titriyor. Nereye çekeceğimizi bilmiyoruz. Çıktım sahneye. Attım elimi torbaya, çıkarttım. Verdim adama, görevliye. Bir baktı, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul. İstanbul. Eyvah dedim. Kolumu şöyle bir hazırlamışım ya kendimi böyle daha böyle farklı bir yere, değil mi? Gideceksin. Orta halli bir yerde. Anadolu'da. İstanbul'da ne yapacaksın? Düşün, hiç İstanbul'a gelmemişim o zaman. O yıllarda. Salondan bir yuh sesleri. Yani daha önceki kura çeken arkadaşlar işte Hakkari'yi çekiyor, Doğu'nun en mühram, mahrumiyet bölgelerini çekiyorlar. Hı. Dolayısıyla salondan yuh sesleri gelince kendime geldim ve tamam dedim. Hı hı. Beşiktaş Belediyesi'nde 2 sene çalıştım. Hı hı. Orada çok güzel anılarımız oldu. Orada 2 sene mecbur hizmeti bitirmeden asla o yıllarda ihtisas sınavına giremiyordunuz. Hı hı. 2 senenin sonunda ihtisas sınavına girdim, hı hı, ve ben kafama koymuştum mühendis olmayı, hı hı, ve ortopediye girdim. O zaman böyle TUS sınavı diye bir sınav yok. Hangi branşı istiyorsanız ve bence daha güzel bir şeydi o zaman, hı hı, tercih. Hı hı. Hangi branşı istiyorsanız o branşın sınavına giriyorsunuz. Onu kazanırsanız kazanıyorsunuz, kazanamazsanız kazanamamış oluyorsunuz. Ben de tek tercih olarak ortopedi tercih ettim. Çünkü ortopedi gerçekten tıbbın mühendisliği. Hı hı. Niye mühendisliği? Yani biz doktoru nasıl tanımlarız? Boynunda stetoskop, işte evet, elinde çantası ve tansiyon aleti olan bir hı hı, figür olarak biliriz. Halbuki biz ortopedistlerin elinde çekiç, cebinde mezrosu, yan cebinde de, göğüs cebinde de, hı hı, iletkisi ve pergel olan bir sınıfız. Değil mi? Orada aslında mühendislik de evet, yapıyorsunuz yani, bir taraftan. Bütün her şeyimiz açılara, hesaplara bağlı. Ve en sonunda hem babamın isteği olmuş oldu, hı hı, hem de benim mühendis olma isteğim kabul oldu. Ya oldu yani, daha doğrusu gerçekleşti amacım. Hı hı. Ve o günden sonra işte Taksim Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğini, hı hı, asistan olarak başladım. Hı hı. Orada şunu anlatmak istiyorum. İlk gün gittim, hocayla tanıştım tabii. Doktor Nusret, hı hı, Yazıcı ismini saygı ve sevgiyle anıyorum. Bana çok şey katmıştır. Hı hı. Oturdum dedi, karşısında bana dedi ki, doktor bey dedi, bekar mısın evli misin dedi. Bekarım dedi, ha işte dedi ya, işte böyle dedi ya, meğer benden öncekiler hepsi evliymiş. Evet. Evli olunca işe geç gelirler, işten erken çıkarlar, aha, doğru dürüst çalışmazlar. Tabii ben bekar olunca 24 saat beni kullanacağını düşündüm, evet dedi. Bekar olmak iyi bir şeydir asistanlıkta. Evet. Ve asistanlığımı bekar olarak bitirdikten sonra evlendim. Evet. İşte aynı hastanede kaldım. Baş asistan olarak devam ettim. Onun akabinde şef oldum aynı hastaneye. Hı hı. Onun akabinde başhekim oldum, hı hı, aynı hastaneye. Hı hı. Onun akabinde profesörlük, doçentlik derken şu anda Türkiye Hastanesi'nde çalışmaktayım. Evet. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi tıp fakültesini kazandınız. Sonra dediniz ya, zorunlu hizmetime İstanbul'u seçtim dediniz. Evet. İstanbul'da. Oradan sonra ortopedi Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi. O süreçte şunu merak ediyorum. Hep İstanbul'da mıydınız? Evet. 2 sene İstanbul'daydım. Peki orada İstanbul'da kendiniz de söylüyorsunuz. Sonuçta Anadolu'dan çıkıp İstanbul'a geldiğinizde orada yaşadığınız zorluklar oldu mu? Ya da İstanbul sizi şu anlamda beni çok zorladı ya da şu anlamda çok iyiydi diyebileceğiniz mesela, şeyler oldu mu? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. İlk İstanbul'a tabii geldiğimde otobüste o Boğaziçi Köprüsü'nden girdiğimde devasa bir şehirle karşı karşıyasınız. Ben ne yapacağım burada dedim. En fazla çektiğimiz oylarda şeyimiz ev problemi. Yani hı hı, evde kalma problemi, hı hı, çok fazlaydı. Hı hı. Ev, kiralık ev yok. Hı hı. Özellikle bekarlara ev vermiyorlar, hı hı, vesaire derken. Ama benim bir avantajım vardı. Beşiktaş Belediyesi'ndeki çalışan zabıta komiseri benim amcamın oğluydu. Hı hı. Dolayısıyla oradan onun sayesinde bir ev tuttuk. Küçük, evet, bir ev. Ortaköy'de. Hı hı. İşte Ortaköy, Beşiktaş arasında 2 senemizi geçirdik. Yani zorluk dediğim, çok fazla zorluk çekmedik açıkçası. Ama kazandığımız parayla, hı hı, İstanbul'da geçimin zorluğu vardı o zamanlar. Ama çok şükür halimizi, hı hı, idare edebildik. Hocam, unutamadığınız bir hastanız oldu mu? Unutamadığım hasta tabii ki uzmanlık döneminde, hı hı, oldu. Şöyle bir 8-9 yaşlarında bir kız çocuğu,
birkaç sefer tümör nedeniyle, yumuşak doku tümörü nedeniyle ameliyat olmuş. Ama tümör tekrarlanmış, başarısız kalınmış. Onu işte bir referans vesilesiyle beni buldular. Ben o çocuğumuzun, kız çocuğumuzun ameliyatını yaptım. Sonra kemoterapisi, radyoterapisi derken iyileşti, tamamen kür oldu. Son kontrole geldiğinde beni karşıdan gördü. Yaklaşık 8-10 metre civarında koşarak geldi, kucağıma zıpladı, boynuma sarıldı, iki yanağımdan öptü. Ya bu dünyanın en mutlu şeyi. Gerçekten beni hiç unutamadığım bir şey. Ama hüznümü de söyleyeyim. Asistanım o zaman Taksim Hastanesi'nde. 12 yaşında yeğenim, abimin kızı. Pons tümörü oldu. Yaklaşık 2 ay içerisinde vefat etti. Kollarımda can verdi. İşte hekimlik bu. Bir tarafta çok yakınınızı kaybediyorsunuz kollarınızda. Bir tarafta bir başka bir çocuğunuzu çok iyi bir şekilde tedavi ediyorsunuz. İki hüzün ve sevinç arasındaki çizgide yürüyüp gidiyoruz hayatta. Evet, hekimlik böyle bir şey. Aslında hayat da böyle bir şey değil mi hocam? Yani hekimlik gerçekten bu iki çizgi arasında gidip gelen, zorlukları göğüsleyen, sevinciyle, hüzünüyle, kederiyle, her şeyle çok zor bir meslek. Gerçekten çok kutsal bir meslek. Evet, tahmin edebiliyoruz hocam. Evet. Şimdi doktor olmak evet zor, cerrah olmak daha da zor diye düşünüyorum. Şu anlamda ameliyathane ortamı var. Kapılar kapandığında siz orada hastayla baş başa kalıyorsunuz. Neler yaşıyorsunuz hocam ameliyathanede? Şimdi bu benim ağzımdan olmadığı için bana anlatılanlar ama ben de kendimi bildiğim için bunu söylemek zorundayım. Çünkü gerçekleri saklayamayız. Ben dışarıda ne kadar naif bir insansam ameliyathane o kadar da sertim. Yani ameliyat kapısından içeri girdiğim anda oradan onu çek, buradan bunu çek, sakın duvara yaklaşma, masayı koru vesaire gibi. Yani böyle bir stresli bir ortam oluşturuyorum aslında. Bu iyi midir kötü müdür bilmiyorum ama mutlaka hastanın lehine olduğunu kesinlikle biliyorum. Ama ameliyathane tabii çok kutsal bir yer. Orada mahrem bir yer. Orada yapılanların her şey orada kalır. Asla dışarı anlatılmaz. Dolayısıyla yani oradaki olan zorluklarımız, sorumluluklarımız çok önemlidir. Sadece ben değil, oranın hekimi olarak, oranın sorumlusu olarak doktor değil, oradaki çalışan personel dahi hiçbir şeyi dışarıda anlatmaz. Böyle bir eğitim almıştır. Her şey kapalı kapılar ardında kalıyor değil mi? Ama her şey hastanın lehinedir. Lehine yapılan şeylerdir. Asla da bu yapılanlardan zamanı gelmiştir bağırmışızdır, zamanı gelmiştir yüksek sesle konuşmuşuzdur. Asla hakaret olmaz. Orada yapılan orada kalır ve asla kimse de kimseden darılmaz. Evet. Böyle bir şey. Hocam en uzun ameliyatınız ne kadar sürdü ya da ortalama ne kadar kalıyorsunuz ameliyathanede? Yani, ameliyathanede tabii ki yani mesela Taksim Hastanesi'nde çalıştığımız dönemlerde yani günde sabahtan öğlene kadar 7-8 ameliyat yaptığımız olurdu. Akşama kadar 20 ameliyat yapılırdı. Ama tek ortopedinin en uzun ameliyatları 8-10 saat civarında sürer. Ama ortalama yani şimdi o süreler kısaldı. Yani 3-4 saate inmiştir ama ameliyatın uzun süreli olması aslında çok avantajlı değil. Yani şimdi gelişen teknolojiyle kullandığınız aletlerle o süreler 8-10 saatlik ameliyatlar 1,5-2 saate düştü. Bir ihtiyacınız oluyor mu hocam ameliyat esnasında hastanın başındayken? Bakın inanın şunu söyleyeyim, başınız ağrıyorsa baş ağrısını duymuyorsunuz. Zaruri bir ihtiyacınız varsa asla hissetmiyorsunuz. Hocam hiç susamaz mısınız asla, mesela? Asla hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Yani başınızın bakın ağır, başınız böyle çatlayacak düzeyde ağrısın. Ameliyata girin başınızın ağrısını duymuyorsunuz. Çünkü bütün konsantrasyonunuz hasta üzerinde. Hocam birine kesi atmaya nasıl alışıyorsunuz? Nasıl? Birine kesi atmaya, birini kesmeye nasıl alışıyorsunuz? Şimdi ben ilki söyleyeyim. Tıp fakültesi öğrencisiyim. Kadın doğumun bir seksiyo ameliyatında bir doktor aldı eline bir tüyü. Hastanın işte cildini kesmeye çalıştı. İlk defa görüyorum. İşte biraz daha seyrettim. Biraz daha seyrettikten sonra sanki o dikişi kendime atıyormuş gibi hissetmeye başladım ve odadan çıktım. Alışıyorsunuz zaman içerisinde. Şimdi artık normal yani hiçbir sıkıntı olmadan kendi yakınınız dahi ameliyat yaparken orada bir hasta olarak görüyorsunuz. Ve zaten öyle bir şey olursa ameliyat yapamazsınız. Evet onu da soracağım. Tabii. Biri yakınınızı ameliyat edebilir misiniz?
Yani etmemeniz lazım. Çünkü şöyle isterseniz edebilirsiniz tabii ki. Ama şu şekilde etmemeniz gerekiyor. Orada olabilecek bir karar aşamasında duygusal davranabilirsiniz. Evet, orada cerrahlığın dışına çıkılıyor herhalde. Tabii. Şimdi karar aşamasında duygusal davranabilirsiniz. Zaten tecrübeli bir hekimin en önemli özelliği şu olmalı. Olabilecek aksi bir durumda doğru karar verebilmeli. Radikal karar verebilmeli. O kararı veremiyorsanız hastaya zarar verebilirsiniz. Hele bu yakınınız olursa o kararı vermekte zorluk çekebilirsiniz. Dolayısıyla yakınınızın ameliyatında olmamanız tavsiye edilir. Yapmamanız lazım. Hocam hani filmlerde olur ya, böyle bir kaza anı gerçekleşir. Böyle herkes bir başına toplanır hastanın. Sonra biri çıkar der ki açılın ben doktorum, ben müdahale edeceğim der. Hiç böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Ben karşılaşmadım öyle bir vakayla. Günümüz hukuk şartlarında aslında doğru da değil, onu da söyleyeyim. Evet lütfen. Hukuk durumun şey durumunda doktor da olsanız oradaki hastaya çok acil hayatı kurtaracak düzeyde bir durum müdahale yapabilirsiniz. Etik dışı ceza görme durumunuzu bilseniz dahi müdahale etmeniz gerekebilir. Gerekir de. Evet. Ancak böyle çok acil çok acil durum şartları dışında mutlaka ambulans çağırmalı. İlk yardım müdahalelerini yapıp hastayı o şekilde beklemek lazım. Yani son müdahaleyi yapmamak lazım. Hocam ameliyata nasıl hazırlanıyorsunuz? Ya da şöyle sorayım. Doktorluğun size kattığı bir rutininiz var mı? Tabii ki. Neler yapıyorsunuz? Bakın ameliyat bakın ne kadar ameliyat yaparsanız yapın. İsterseniz 100.000 tane ameliyat yapın. 100.000 birinci ameliyatta dahi o ameliyatı bir gece kafanıza yaparsınız. Aynı ameliyatı yapmış olmanıza rağmen gene yaparsınız. Bu bir alışkanlık. Yani bizim hekimlik camiasında, cerrahi camiada şu vardır. Ameliyat masasında yapılmaz. Ameliyat önceden kafada yapılır. Ameliyatı önceden yapmamışsanız ameliyat masasında mutlaka bir sorunla karşılaşırsınız. Yani hastanın hazırlığından tutun, ameliyat hazırlığındaki tetiklerine tutun, konsültasyonlarına kadar... Ameliyattaki uygulayacağız teknikten, ameliyattaki hastanın pozisyonuna, kullanacağınız aletlere kadar, varıncaya kadar önce kafanızdan birkaç sefer bunu geçirmeniz lazım. Aksi takdirde ameliyat masasında yapmaya kalkarsanız mutlaka sorunla karşılaşırsınız ve bu hastanın aleyhine olur. Evet. Hocam mesleğinizin sevdiği yanı nedir? En çok neyi seviyorsunuz? Ben mesleğimi gerçekten çok seviyorum çünkü mühendislik olduğu için ortopedi. Ve de şunu da söylemek istiyorum. Burada bilgi olarak da bir söylemek istiyorum. Kendisi gibi iyileşen, orijinal dokusu gibi iyileşen tek doku kemik dokusu. Dolayısıyla böyle bir dokuyla uğraşıyoruz orijinali şeyle. Zaten mesleğinizi sevmezseniz çalışmazsınız. Başka bir mesleğe yönlenirsiniz. Dolayısıyla mesleği sevmek önemlidir. Sevmezseniz başarılı olamazsınız. Sevmek her şeyin üstündedir. Evet. Sevmeseniz mutlu olamazsınız. Mümkün değil diyorsunuz. Evinizde de mutlu olamazsınız. Evet. Onu da soracağım. Evet. Hocam eşinizle nasıl tanıştınız? Eşimle çok ilginç. Aynı şu anda çalıştım. Türkiye Hastanesi'nde çalıştım. Öyle mi? Şöyle merdivenden yukarı çıkarken ikinci katta şöyle sağ taraftaydı hemşire bankosu. Daha yeni gelmişti hemşire hanım. Evet. Gördüm. Dedim ki işte bu dedim. Çok romantiksiniz hocam gerçekten. Ondan sonra öyle başladı ilişkiniz. Kaç senedir evlisiniz hocam? 98. Bayağı oldu bayağı yani. Oldu. Yaklaşık 23 sene. Evet. Çocuklarınız peki? İki tane çocuğum var. Biri erkek, birisi kız. İkisi de üniversitede okuyor. İkisi de mühendislik okuyor. Evet. Sizin hayalinizi gerçekleştirecekler. Aynen. Doktor olmayı isteselerdi peki? Asla istemediler. Benim çalışma şartlarımı görünce bakın ben her sabah 5.30'da kalkıyorum. 5.30'da kalkıyorum, 6.30'da ameliyatlara başlıyorum. Evet. İşte 8.30-9 gibi de 9.30 gibi de polikliniğe geliyorum. Evet. Yani bu şartları görünce ben çocuklarımı sabah göremiyorum. Akşam da 2 saat görüyorum. Yani 7.30-8'de evde oluyorum. İşte yemek vesaire 10-10.30-11 gibi. İşte 2-3 saat kadar çocuklarla birlikte oluyorum. Bir de pazar günü oluyorum. O kadar. Uzmanlığınızda da çok uzun nöbetler mi tutuyordunuz hocam peki? Evet tabii. Mesela şunu söyleyeyim. O zaman biz koskoca 40 yataklı ortopedik kliniğini iki asistan olarak idare ediyorduk. Poliklinik, aciller, servis, klinik ve ameliyathane iki asistan. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim ben. Yaklaşık 2 sene kadar cuma sabahı mesaiye geliyordum.
Cuma günü çalışıyorsunuz. Cuma gecesi nöbetçisiniz, cumartesi nöbetçisiniz, pazar nöbetçisiniz. Pazartesi sabah çalışıyorsunuz, pazartesi akşam anca 5'te eve gidiyordu. Böyle şartlar. Yani bu rutin evet çok zor. Tabii şimdi öyle bir şey yok ama şimdi asistan doktorlar çoğunlukla iç ses yapanlar. Dolayısıyla şimdi öyle bir problem yok ama o yıllarda az asistan vardı. Dolayısıyla çalışma şartları bir hayli zordu. Her işe bakıyordu. Yani şöyle söyleyeyim, 4 yıllık uzmanlık süremiz vardı. Orada da bir anımı anlatacağım bunu söyledikten sonra. 4 yıllık uzmanlık süresini biz 8 yıla çıkarttık. O işte hocayla tanıştığımız dönem bana dedi ki bak dedi Atilla bu süre 4 yıllık ortopedi için çok az bir süredir. Sen bunu 8 sene çalışacaksın. Ben önce şaşırdım dedim yani 8 sene bu herhalde bana ihtisas vermeyecek. Evet. Bırakacak yani 8 sene çalıştıracak dedim. Önce öyle düşündüm dedi ki yok öyle bir şey dedi. Günlük mesai ne kadar? 8 saat. 16 saat çalışacaksın dedi. 16 saat çalışırsan 4 yılda 8 yıl çalışmış olursun dedi. Diyor, evet. Dolayısıyla bizim o yıllarda asistanlarımız çok azdı. Çok az asistanlar arkadaşla çalıştık ve mesaimiz çok arttı yani. Çok zor şartlardı. Evet. Şimdi öyle değil ama. Hocam Atilla Parmaksızoğlu doktor olmanın dışında ne yapıyor? Sevdiğiniz bir rutininiz, bir hobiniz? Ben tabii annemle küçücük ilçemizde bir vadi içerisindeki başka bir evimizde yani oradaki alabalık suyunun aktığı vadinin içinde ağaçlarımızın olduğu, tarlalarımızın, bostanımızın olduğu bir yerde toprakla ve ağaçla, doğayla büyüdüğüm için mesela doğayı çok seviyorum. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Halen de hafta sonları toprakla uğraşıyorum. Onun dışında en çok tabii biz kültür olarak eti seviyoruz. Doğulu olarak evet, da eti seviyoruz. Soracağım. Eti de çok iyi bilirim. Yani kebap kültürünü. İyi yemek yaparım diyorsunuz iyi, yani. Yani et yemek. Et yaparım. Et yaparım. İyi et yaparım. Mesela bu günümüze kadar yani birkaç sene öncesine kadar kültürümüzde kebap kültürü vardı. Ama son 5-6 yıldır veya belki de 8 yıldır et kültürü de oluşmaya başladı. Dolayısıyla kebapla eti biraz birbirinden ayırmak lazım. Yani en önemli farkı da şöyle söyleyeyim. Kebap sıcak yenir. Et pişirildikten sonra dinlendirilerek yenir. Bu iki önemli bir fark var. İkisinde çok ayrı dinlendirme yöntemleri, ayrı pişirme yöntemleri var kendilerine az. Yani böyle seviyorsunuz değil mi hocam? Tabii pişirelim ve kalabalık olalım filan öyle mi? Tabii şimdi mesela kebap marine edilir kıymasından işte Adana Urfa kebaplarından işte şiş kebaplar bunlar marine edilerek sıcak yüksek ateşte etin suyu içinde kalacak şekilde pişirilir. Mesela çok yanlış bilinen bir şey var düşük ateş. Düşük ateşte pişirilen etler lezzetli olmaz. Kebaplar da olmaz. Yani etin suyunun içinde kalması için yüksek ateşte etrafının mühürlenmesi lazım. Ama et başka bir şey, kebaptan başka bir şey. Mesela onu da şöyle söyleyeyim bu vesileyle. Dananın bütün kaslarının eti başka bir lezzettedir. Bu yeni yeni bizim kültürümüze girmektedir. Mesela antrikotu var, kontur filesi var, bonfilesi var, işte sokumu var, kaburganın etleri var. Bunlar yabancı isimlerle anılırlar ama Türk isimleriyle anmak lazım. Bu etlerin hepsinin birbirinden farklı lezzetleri vardır. Ve hepsinin farklı dinlendirme usulleri ve pişirme teknikleri vardır. Mesela bonfile hiç dinlendirilmezken antrikot ve kontur file mutlaka dinlendirilmesi lazım. Dinlendirilerek pişirilmesi lazım. 28 gün. Hocam çok güzel anlattınız. Biz ekip olarak çekimden sonra size yemeğe gelebilir miyiz diye sormak istiyorum. Mesela bir sözümüz var. Evet. Buradan söyleyeyim. Lütfen. Sözümüz var. Pandemiden sonra yapacağımız piknikte cağ kebap bana ait. Size ait diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum o zaman. Bakın, evet. 28 gün eti uygun koşullarda, özel dolaplarda 0+2 derecede kemiğiyle birlikte dinlendireceksiniz. Sonra 28 gün sonra kabuğunu alacaksınız. Bütün etin suyu içerisinde. Pişirmeyi de ona göre yaptığınız zaman orada arzu ederseniz onu da anlatabilirim. Hangi teknikle pişirirseniz daha iyi olur diye. Tabii hocam buyurun. Şimdi bakın mesela antrikot pişireceğiz değil mi? Evet. Dinlendirdik. Evet.
Yaklaşık iki parmak kalınlığındaki bir et kalınlığını, bakın bayağı kalın gözüküyor. Evet. Bunu tuz ve karabiber, bakın başka bir şey koymuyorsunuz. Hı hı. Kalın çekilmiş karabiber, hı hı, ve kalın çekilmiş tuz. Hı hı. Deniz tuzu veya kaya tuzu olacak. Hı hı. Asla rafine edilmiş tuz kullanılmayacak. Hı hı. Bunu ya mangalın ızgarasında ya da tavada pişirebilirsiniz. Hı hı. Tavada pişirirken tavaya birazcık şey koyuyorsunuz, yağ koyabilirsiniz veya döküm tavaysa koymanıza gerek yok. Atıyorsunuz eti, yaklaşık 4-5 dakika kadar bir tarafı kızaracak. Hı hı. Kaldırdığınızda etin üst alttaki kızarmış tabakası kıpkırmızı nar gibi olacak. Hı hı. Sonra çevireceksiniz, öteki tarafını da 4-5 dakika pişirirken, hı hı, tavada pişiriyorsanız, hı hı, tereyağı, sarımsak, hı hı, ve biberiyeyi atıyorsunuz. Ve onu tereyağı banyo suyuyla banyo yaptırıyorsunuz eti. Evet. Banyo yaptırdıktan sonra 4-5 dakikada öyle bittikten sonra alıyorsunuz etinizi bir kenara koyuyorsunuz. Hı hı. Ve en az pişirme süresi kadar. Dinlendirmek ortalama mi gerekiyor? Yani 5 ile 10 dakika arasında, etin kalınlığına göre pişirme süresi olduğu için, hı hı, 5 ile 10 dakika arasında eti dinlendiriyorsunuz. Hı hı. Sonra dinlenmeyip yiyorsunuz. Onu o şekilde yaptığınız zaman, bunu herkes yapabilir. Hı hı. Gerçekten bugün çok daha lezzetli oluyor diyorsunuz. Çok daha lezzetli. Bütün etin deneyelim suyu, hocam o zaman. Bütün etin suyu içinde kalacak. Hı hı. Etin suyu içinde kalınca lezzeti kalacak. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. O kestiğiniz zaman hafif pembemsi bir görüntü oluyor. Görüntü olabilir. Hı hı. O aslında kan değil. Hı hı. Etin suyudur. Hı hı. Bir de antiparantez şunu da söyleyeyim bu arada. Eti mümkünse orta pişmiş olarak yemek lazım. Yani çok pişmiş. Evet, bizim et çok sertleşir. Evet, öyle onu söyleyeceğim. Yani Türk toplumu olarak bizim yani az pişmiş ya da orta az pişmiş gibi böyle bir et yeme herhalde değil mi? Alışkanlığımız yok. Ama kebapta, evet, kebap kültürümüzde zaten böyle bir şey yok. Orada, hı, zaten çok pişiyor. Evet, orada iyi pişiyor. Orada da pişiyor. Ama bakın şunu da söyleyeyim. Bakın siz isterseniz şöyle yapın bakın. Nasıl olacağını göstereyim. Bakın, evet, elinizi açıyorsunuz, et pişiyor ya. Tamam. Şu kalınlıktaki et tava üzerinde pişiyor. Tamam. Pişerken elinizi etin üstüne şöyle dokunduracaksınız. Tamam, yumuşak olacak. Bakın şöyle bastığınız zaman. Evet. Bu az pişmiş. Az pişmiş, tamam. Orta parmağınızı getirin. Getirdim. Basınca orta pişmiş. Evet. Küçük parmağınızı getirin. Evet. Çok pişmiş. Evet. Bakın, hocam ne kadar sertleşti, gördünüz sizden mü? Sizden çok iyi bir teknik öğrenmiş oldum. Bu bir tekniktir. Evet, bakın, anladım. Diyeceksiniz ki şimdi şu parmakla bu parmak ne oldu? Evet. Bunlar da arası bakın. Şunu getirin. Tamam, bu arasında diyorsunuz. Bu da, tamam, azla orta pişmişin arası. Arasında. Az orta. Tamam. Bu da çok az, çok pişmişle çok orta pişmişle pişmiş orta pişmişin arası. Ama önerdiğim yiyebilecek et kıvamı şöyle orta pişmiş. Orta pişmiş diyorsunuz. Ama az pişmiş olanlar da yer. Mesela benim oğlan az pişmişiyor. Hı hı. Yani eti kestiğiniz zaman kıpkırmızı bir görüntü oluşuyor. Hı hı. Ama yiyorsunuz. Bunu şöyle söyleyeyim. Orta pişmişte de biraz pembemsi bir görünüm oluşur. Mesela Kobe et pişirme tekniği Japonların, eğer orta pişmiş yani o pembe görüntüden, kırmızı görüntüden rahatsız oluyorsanız, hı hı, o zaman etleri şöyle yapacaksınız. Pişirdiniz bütün eti. Evet. Sonra dilimleyin. Tamam. Bir lokma kadar, hı hı, dilimleyin. Dilimlediğiniz kısımları da mühürleyin. Mühürledikten sonra teker zaten. Teker. Sonra içini görmemiş olursunuz. Eti aldığınız zaman ağzınıza yumuşakça ama içini görmemiş oluyorsunuz. Psikolojik, hı hı, olarak o fazla atlatmış oluyorsunuz. Ama ağzınızda orta pişmiş bir et yiyorsunuz. Evet. Kızıl tarafını görmemiş olduğunuz için. Daha lezzetli. Hocam evde kimin sözü geçer? Ya biz evde şöyle, ya benim alanımda benim sözüm, hanımın alanında hanımın sözü geçer. Yani şunu söyleyeyim, ben mesela et pişirme olduğu zaman benim sözüm geçer. Hı hı. Eti zaten pişirmeyi bırakmam kimseye. Evet. Ama şimdi başka konularda da hanımın genellikle sözüm. De şöyle bir şeyim vardır. Bunu espri niyetini de birazcık olsa da söylüyorum. İtaat edeceksin hanıma, rahat edeceksin. Rahat edeceksin, evet, diyorsunuz. Dolayısıyla bu ortak bir yaşam. Evet. Yani mutluluk sevgiyle geçer, ortak yaşamla geçer. Birlikte karar vermeyle anlayışla geçer. Anlayışla geçiyor bizim değil mi hocam? Biraz kimin sözü geçtiğinin hiçbir önemi yoktur. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Kim ne derse o kabul eder veya etmez, makul karşılanır ama herkesin yaptığı işte farklıdır zaten. Hocam peki modayı takip eder misiniz? Modayı takip etme, moda beni takip ediyor. Moda takip ediyor. Evet. Peki mesela görüyoruz biz, çok da güzel giyiniyorsunuz. Teşekkür ederim. Alışverişi kim yapıyor? Yani alışverişi genellikle ben yaparım. Kendim, hı hı, alışverişimi. Kendi alışverişinizi kendiniz yapıyorsunuz. Eşim alışveriş yaparken de bana şimdiki teknolojide WhatsApp'tan gönderir. Evet, gönderir bunu alayım mı? Alayım mı diye sorar mutlaka. Evet. Ama genellikle kendi alışverişimi kendim yapıyorum.
Hocam şimdi son olarak bu doktorluk mesleğini seçmek isteyen tıp fakültesi öğrencilerine ya da işte üniversite öğrencilerine tavsiyeniz ne olur? Son olarak alalım sizden. Şöyle söyleyeyim. Bir sefer doktorluğun, ben şimdi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şeflik ve başhekimlik yaparken birkaç tane ihtisas sınavına girmek isteyen veya kazanmış işte TUS'a girecek olan hekimlerin geldiklerini ve bizim uzmanlara sorduklarının şunu öğrenmiştim. Buraya başlayalım mı diye. Sordukları şey şuydu. Ne kadar döner alıyorsunuz? Çalışma şartlarınız zor mu? Eğer çalışma şartlarınız zorsa, döneri de az alıyorsanız o hastanede hekim arkadaşımız oraya başlamayı kabul etmiyor. İstemiyor, tercih etmiyordu yani. Böyle bir hekimlik olmaz. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Hekimlik sevgi işidir, gönül işidir. Çalışma şartlarımız zor mu? Karşılığını alabiliyor muyuz? Alamıyoruz tabii ki. Ama eğer seçmişsek bunu gönülden yapmamız gerekiyor. O ayrı bir konu. Yani maddi durumumuz ayrı bir konudur. Ama gönülden yapmalarını tercih ederim. Hekimlik kutsal bir meslektir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bütün meslekler çok değerlidir. Bütün meslekler kendine has özellikleri vardır. Hiçbir meslek birbirinden aşağıda ve yukarıda değildir. Ama insanla uğraşıyoruz. Dolayısıyla daha hassas olmamız lazım. Dolayısıyla bu konuya daha gönülden ve severek başlayan arkadaşlarımı tavsiye ederim. Yani hekimliği yapmak isteyen gerçekten gönül işi olmasını söylemek istiyorum. Ve doktorluğu tavsiye ederim. Yani öneririm. Herkesin bu doktoru yapmasında da fayda var aslında. Evet, ama hasta, yani insanı sevmek aslında en önemlisi değil mi o biraz? Tabii ki. İnsanı sevmiyorsanız zaten bu işi yapamazsınız. Zaten mesleğini sevmiyorsanız hiçbir mesleği yapamazsınız. Evet, değil mi? Doğru söylüyorsunuz hocam. Sadece doktorlukla ilgili değil. Tabii ki. Hocam çok keyifli bir yayındı. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun.